heyecanlı bir şekilde ilk maçımızı bekliyoruz. Bizim biraz daha hazırlanma sürecimiz uzun sürdü. Biliyorsunuz depremden sonra çok vaktimiz vardı. Bu vakitte sezona takımı nasıl hazırlayabiliriz, hangi futbolcularla ilerleyebiliriz, onların hesabı yapıldı. Şu an baktığımızda da hem Topuk Yaylası hem İtalya kampı ve geldiğimiz şu anki süreç benim adıma, takımım adına gayet iyi. Biz hazırlık maçlarından da kamp süresinde geçen performans verilerinden de son derece memnunuz. İnşallah ilk maçımızla beraber Pendik maçı güzel bir galibiyetle ya da güzel bir oyunla, ama her şeyden önemlisi Hatay Spor'un sahaya çıkıp Hataylılara ve tüm depremzedelere bir umut olarak bir gösteriş maçına çıkacağı bir maç olacak. Biz bunu hazırlıyoruz kendimize. Hep söyleyeceğim bunu bu sene. Bizim bugün bu seneki amacımız maç kazanmak, maç kaybetmek vesaire değil. Bizim bu seneki hedefimiz tamamen depremzedelere umut olmak. Hocam, İtalya'da da bir kamp dönemi geçirdiniz. Sonuçta Süper Lig'de 4 büyükler haricinde yurt dışı kampı yapan tek takım oldunuz. Nasıl geçti ve birazcık da açıkçası o kampın operasyonel tarafından nasıl bahsedersiniz? Evet, ben buradan Napoli takımına ve Salernitana takımına teşekkür etmek istiyorum. Bizi ağırladılar. Maç PR organizasyon şirketine de teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda Pegasus'a da teşekkür etmek istiyorum. Biz İtalya'ya gittik. Evet, belki baktığınızda büyük bir organizasyon ama tamamen bir davet üzerine gittik. Sponsorların desteğiyle gittik ve çok da güzel ağırlandık. Çok da keyif aldığımız bir kamp oldu. Futbolcular için de güzel bir deneyim oldu. O yüzden emeği geçen, bize destek veren herkese İtalya kampı boyunca teşekkür ediyorum. Sadece İtalya kampı için değil, şu an burada bulunmamıza sebep olan bakanlığımıza, futbol federasyonumuza da aynı şekilde. Yani teşekkür etmem gereken, minnet duyduğum çok insan var. Çünkü gerçekten onlar olmasa biz şu an belki Hatay Spor olarak ligde olamazdık. Biz de bu verilen desteğin karşılığını dediğim gibi sahada iyi oyunla, Hataylıların duruşuyla bir şekilde onlara karşılık vermek istiyoruz. Hocam, transfer dönemi devam ederken en fazla ses getiren isimlerden bir tanesi birazcık da aslında Fenerbahçe'den ayrılış dönemindeki kararından dolayı Ömer Faruk oldu. Emre Mor gibi sizin elinizde tekrar kendisinin bir çıkış yapabileceğini düşünüyor musunuz? Onun tekrar Türkiye'de ve Süper Lig'de forma giyebilecek olmasıyla alakalı neler söyleyebilirsiniz? Şimdi Ömer Faruk benim ilk Fenerbahçe A takımının antrenmana çıktığımda orada olduğum ve bildiğim bir oyuncu. Yeteneklerine yorum yapmaya gerek yok. Bence Türk futbolunun son zamanlarda yetiştirmiş olduğu en iyi yeteneklerden bir tanesi. Ama Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Stuttgart'ta bir zaman bulamama, oynayamama, süre alamama gibi bir sorunu oluştu. Ben de Ömer'i çok iyi tanıdığım için, Ömer de beni çok iyi tanıdığı için bir telefon görüşmemizde benimle çalışmak ister misin diye bir sorum oldu. O da hocam seninle çalışmak isterim. Yeter ki kulüpler aralarında çözsünler işi, anlaşsınlar dedi. Sonra Stuttgart'a bir mail attık. Bize olumlu bir cevap geldi. Şu an Ömer'in %20 maaşını ödüyoruz biz. Ve Ömer bu %20 maaşının %10'unu da Hataylı depremzedelere bağışladı. Bu beni çok etkiledi. Futbola tekrardan ismini yukarılara taşımak isteyen bir oyuncu. Ben de yeteneklerine, kişiliğine, kendisine güvendiğim için ve Hatay Spor'a da katkı sağlayacağı için bu transferi gerçekleştirdik. Ben kendi adıma çok mutlu oldum. Tabii ki bu futbol. Planlarsınız bazı şeyleri. Bazen bazı şeyler planladığınız gibi gitmez. Ama ben Ömer'in çok futbolu, nasıl söyleyeyim size, özlediğini demeyeyim de eski günlerini aradığını, eski günlerini özlediğini düşünüyorum. Kendi adıma Ömer için ne gerekiyorsa, saha içi, saha dışı destek vererek onu tekrardan Türk futboluna kazandırmaya çalışacağım. İnşallah bunu becerebilirim. Şu an psikolojik olarak Ömer'de bir çöküş durumu yok, hiçbir çöküşü yok. Gayet iyi, gayet sosyal, gayet kendinden emin. Sadece biraz antrenman eksiği var. Onu da inşallah buradaki çalışmalarla kapatıp maç standartlarına getirdikten sonra Ömer'i bu sene bol bol izleyeceğimizi düşünüyorum. Bertu'yla da 3 sezonluk anlaşma oldu. Yani deprem olmasaydı belki Bertu bu sezonun başında çok farklı yerlerde olacaktı. Onunla alakalı ne söyleyeceksiniz hocam? Bertu'da ben ilk Hatay Spor Kulübü'nden içeri girdiğim andan itibaren benim çok önemsediğim, değer verdiğim bir kardeşim. İnşallah o da, hep söylüyorum, örnekler veriyorum. Artık dile getirmeyeceğim bunu ama bence gelecek yıllarda Türk futbolunun en önemli forvet oyuncularından, santrafor oyuncularından bir tanesi olacaktır. Çünkü inanılmaz bir fizik kapasitesi var, inanılmaz bir enerjisi var. Ve bu enerjisiyle emin olun biz de ondan kuvvet güç alıyoruz. Çünkü çok hem kişilik olarak hem karakter olarak hem de futbol bilgisiyle futbolcu olarak bence çok üst düzey bir oyuncu. İnşallah onun da Allah gönlüne, futbol hayatında güzel yerlere Allah gönlüne göre nasip etmeyi nasip eder. Teşekkür ederim.
Var mı sorumuz arkadaşlar? Teşekkür ederim. Tamam, hadi ben teşekkür ederim. Sağ olun. Soruyla başlayacağız. Ben sorabilirim dilerseniz. Tamam, senle başlayalım. Tamam. Herkes hazırız. Hazırsa Burak, geçen sene devre arasına geldin. Aslında çok fazla birlikte olamadan çok büyük bir deprem yaşadık. Evet. Hatay Spor'u ve Hatay'ı depremden önce ve depremden sonra nasıl değerlendirirsin? Nasıl değerlendiririm? Öncelikle Hatay'a ilk geldiğim zaman böyle bir ortam beklemiyordum açıkçası. İnanılmaz güzel aile bir ortamıyla karşılandım. Doğrusu Hatay'a daha doyamadan depremden dolayı uzak kaldık birazcık. Özellikle bu senenin başlamasını dört gözle hepimiz bekliyoruz. Ben ayrıca ekip olarak hepimiz çok özel bir sene olduğunu biliyoruz. Her zamankinden daha fazla heyecanlıyız, her zamankinden daha fazla istekliyiz. Bu sezonun hepimiz adına, özellikle Hatay Spor adına daha hayırlı olmasını diliyorum. Hedeflerimiz var. Hedeflerimiz doğrultusunda inşallah başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu kadar. Burak, artık Süper Lig'in başlamasına çok az bir süre kaldı. Evet. Topuk Yaylası ve İtalya kampları, farklı hazırlık maçları, genel olarak hazırlık süreciyle alakalı neler söyleyebilirsin? Öncelikle tabii ki de daha bu hazırlık dönemi daha zor geçti bizim için. Psikolojik açıdan da daha erken toplanmayı, daha erken antrenmanlara başlamayı hedefliyorduk. Öyle de oldu. Verimli bir kamp oldu bizim için. Kendimizi düzene soktuk, normale döndük. Dediğim gibi geçmişe dayanarak konuşursam bu kamp dönemi daha iyi oldu bizim için. Daha güzel oldu, daha heyecanlı, daha güzel bir hevesle başlıyoruz lige inşallah. Daha iyi olacak inşallah bizim Burak, için. Burak, özellikle depremden sonra teknik direktör Volkan Demirel'in oyuncuların, oyuncu grubunun psikolojisini her zaman belli bir seviyede tutmak için sizlerle nasıl diyalogları ve iletişimi oldu? Bu konuya dair neler söyleyebilirsin? Öncelikle ben hocaya daha yakındım o dönemde. Mesafe olarak da bizim daha yakınız hocayla. İki haftada bir falan görüştük, yemek yedik, birlikte olduk. Birlikte olduğumuz süre zarfında bol bol muhabbet ettik. Dediğim gibi hocanın burada olması bizim için çok büyük avantajdı. Yaz dönemini biz birlikte geçirdik diyebiliriz. Hoca psikolojik açıdan da hepimize yardımcı oldu. Bu dönemde bizim toparlanmamızda en büyük etken tabii ki de hocanın olması bizim için daha çok büyük bir avantaj oldu. Teşekkür ederim.